Evet değerli arkadaşlar, yine seçim bölgem Maraş'a ilişkin birkaç notum var, onları aktarmak istiyorum. Birincisi, Elbistan'da iki can damarı vardı. 160 bin nüfuslu Elbistan şehrinin, kentinin geçim kaynağı iki yerde. Birisi şeker fabrikası, hem işçisiyle hem de tarım üreticisiyle, tarımcısıyla, çiftçisiyle bir geçim kaynağıydı. Bir diğer ise Afşin Elbistan termik santraliydi. Şeker fabrikası malum, özelleştirildi. İşçiler işine atıldı. Pancar üretimi perişan. Pancar çiftçisi sıkıntılı günler yaşıyor. Pancar tarlada kaldı. Pancarı fabrika satın almıyor. Çiftçi perişan durumda. Şimdi yetmedi. Termik santraliyle uğraştılar. Birkaç gün önce uzun yıllardır Türkiye'nin elektriğinin büyük bir kısmını sağlayan, Türkiye'nin medarı iftiharı olan Afşin Elbistan Termik Santrali özelleştirildi. Gizlice, kimsenin haberi olmadan, hiç kimseye bilgi vermeden bakanlık Afşin Elbistan Termik Santrali'ni özel bir firmaya devretti, özelleştirdi. Özelleştikten sonra işçilere bir bilgi verildi. Dendi ki, sizler evlerinize gidin, biz sizi çağıracağız gerekirse. Burada çok sayıda kadrolu işçi var, taşeron işçi var, sözleşmeli işçi var. Binlerce işçi buradan ekmek yiyor. O binlerce işçi buradan aldığı maaşla çoluğunu çocuğunu okutuyor, büyütüyor, evini geçindiriyor. Ama bir anda AKP hükümeti, Enerji Bakanlığı Afşin Elbistan Termik Santrali'ni sattı. Elbistan'ı sattı, Afşin'i sattı, işçiyi sattı. Ne için verdiniz? Kime verdiniz? Alan Holding hangi şartlarda burayı satın aldı? Satarken işçinin haklarını nasıl değerlendirdiniz? İşçi haklarını alacak mı, almayacak mı? Bu işçiler, kadrolu işçiler bu fabrikada çalışmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Kadrolu işçileri devletin başka kurumlarına gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz? Burada çalışan binlerce işçiyi bu saatten sonra gurbete mi yollayacaksınız diye soruyoruz. Ben AKP hükümetini kınıyorum. Binlerce oy aldığı Elbistan'a her türlü eziyeti yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Afşin ve Elbistan'dan intikam alıyor ama niye bu intikamı alıyor bilmiyorum. Oy deseniz zaten oy veriyorlar, verdiler. Afşin ve Elbistan'dan AKP'nin alıp veremediği nedir? Bunu soruyorum. Burayı satın alan firmayı da uyarıyoruz. Eğer işçiler hak gaspına uğrarsa, işçilerin hakkını vermezseniz, kadrolu, sözleşmeli, taşeron, her ne sıfat olursa olsun, bu işçilerin haklarını vermezseniz, bunları sıkıntıya sokarsanız, bilin ki biz de geleni yaparız. Tek başımıza kalsak da bir milletvekili olarak giderim, o Afşin Elbistan Termik Santrali'nde eylem de yaparım, miting de yaparım, gerekirse oradan Ankara'ya da yürüyüş yaparım. Bakın yıllar önce Şems Denizler'in yaptığı bir Zonguldak yürüyüşü vardır. Eğer işçilerin hakları gasp edilirse, eğer işçiler haklarını alamazlarsa, işçiler sürünürse, bu saatten sonra gurbet ellere gönderilirse, o işçilerle birlikte öne ben düşerim, Afşin'den, Elbistan'dan Ankara'ya büyük işçi yürüyüşünü yaparız, başlatırız. Bunu bir uyarı olarak alsın hem bakanlık hem de burayı satın alan firma Çelikler Holding. Bunu bir uyarı olarak alsın. Hiç kimse o bölgede yaşayan insanların ekmeğiyle oynayamaz. Hiç kimse o işçinin haklarını elinden alamaz. Bunun önünde biz engeliz. Engel olmaya devam edeceğiz. Bir başka konu, Göksun ilçemizle Elbistan ilçemiz arasında yıllardır yol yapılıyor. Ben çocuktum, ufacıktım. O yol yapılıyordu. Geldik 40'lı yaşlara, hala o yol yapılıyor. Bitmedi bir türlü. Bitmek bilmiyor. En son duble yol olarak yapıldı. Hani hep övünüyorlar ya, biz duble yollar yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık diye. Duble yol başlamıştı. Son bir hafta 10 gündür işçiler işe çıkmıyorlar. Yol yapımı durdu. Yapan taşeron firma bana para gelmiyor. Para gelmediği için yapacağım bir şey yok diyor. İşçiler maaşlarını alamıyorlar. İçeride birikmiş paraları var.
Hem çalıştırdılar hem de insanların alın terini vermiyorlar. Önce bu işçilerin alın teri verilsin, maaşları ödensin, devamında da bir açıklama yapılsın. Biz bu yolu yapacağız ya da yapmayacağız diye. Adalet ve Kalkınma Partisi 24 Haziran seçimlerinde, son seçimlerde Kahramanmaraş'tan 6 milletvekili çıkarttı. 6 milletvekili. Bu çıkan 6 milletvekili büyük oy anlamına geliyor. O kadar çok oy alıyorsun Maraş'tan ama Maraş'ı, Kahramanmaraş'ı ve ilçelerini yok sayıyorsun. Her türlü eziyeti yapıyorsun. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kahramanmaraş'ta bir sorunu var. AKP'nin Maraş'a karşı bir kini var. Bu kinin sebebini de ben öğrenmek istiyorum ve buradan sorguluyorum. Son söz, Elbistan Termik Santrali, Avşin Elbistan Termik Santrali alan firmaya uyarıdır. Sakın ha sakın işçiyle uğraşmayın, aklınızı başınıza toplayın. En ufak bir yanlışınızda biz sizin karşınızda oluruz. O işçilerin önüne düşer, Elbistan'dan, Avşin'den Ankara'ya büyük işçi yürüyüşünü gerçekleştiririz. Sormak istediğiniz soru varsa cevap verebilirim arkadaşlar. İttifak sürecinde İYİ Parti ile CHP arasında sanki üçüyle sıkışmış gibi pazarlıklar Antalya, Mersin, Ankara gibi illere. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kriz var mı? Bir de dün mahkemeden bir karar daha çıktı. Sayın Genel Başkan'ın aleyhine 190 bin lira bir tazminat cezası. Son sorudan başlayalım. Mahkemeler artık tarafsız olmadığı için istediğiniz kadar haklı olun. Saraydan talimat aldığı için hakimler, saraydan aldıkları talimatla karar veriyorlar. Haklı, haksız, hak, hukuk, adalet bunların hiçbirisi şu anda Türk yargısında yok. Türk yargısı maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum tarafsızlığını yitirmiş durumdadır. Her türlü cezayı veriyorlar. Sayın Erdoğan'a, AKP'ye, ufacık dokunana ağır tazminat ama kendileri her türlü hakaret yapıyorlar. Yandaş kalemlere her türlü hakaret yapıyorlar. Onlara ise takipçisi karar veriyorlar. O yüzden Türk yargısından böyle, şu anki yargıdan böyle kararların çıkması normal. Bunu görebiliyoruz. Ama er geç, bugünlerde geçecek. Her gecenin bir sabahı vardır. Er geç, Türkiye gerçek bir demokratik ülke olacak. Adaletin hükmedildiği bir ülke olacak. İlk sorunuz, ittifaklar konusunda. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisiyim. Benim haberim yokken ittifak tıkandı mı, tıkanmadı mı, nerelerde görüşülüyor, hangi iller pazarlık masasında. Ve biz bunları bilmezken bir parti meclis üyesi olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre kurultaydan sonra gelen en yetkili organın bir üyesi olarak, ben bunu bilmezken gazeteler yazıyorlar. Nasıl yazıyorlar, nereden haber alıyorlar bilmiyorum. Ya telefon dinlemesi yapıyor bu gazeteler, ortam dinlemesi yapıyorlar ya da üfürüyorlar. Bence ikincisi, üfürüyorlar, ona göre söylüyorlar. İttifak konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin temasları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ama AKP-MHP ittifakı da ortadadır. Benim asıl merak ettiğim şu. Tüm siyasi partilerin tüzüğünde bir şey vardır. Der ki milletvekili, belediye başkanı, il başkanı, ilçe başkanı, yani partiyle üyelik ilişkisi bulunan hiç kimse bir başka partinin adayına oy istemez, oy vermez. Yaparsa ihlas gerekçesidir. Bütün partilerin tüzüğünde bu vardır. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkartmayacağını, AKP'yi destekleyeceğini söyledi. Merak ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli Ankara'da Mehmet Özaseki'ye mi oy verecek? Eğer Sayın Devlet Bahçeli Özaseki'ye, AKP'nin adayına oy veriyorsa kendi parti tüzüğüne aykırı davranıyor demektir. Bir partinin genel başkanı bir başka partinin adayına oy veriyorsa zaten bitmiş demektir her şey. O parti açısından her şey bitmiş demektir. MHP İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da aday çıkartmayacağız dedi. Konkordato ilan etti yani. Dükkanı kapattı MHP. 3 ilde aday çıkartmayan, dükkanı kapatan bir partinin Türkiye'de bir hükmü olmaz, olmamalıdır. Ben yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. Eğer Ankara, İstanbul, İzmir'de iddiası yoksa bir partinin, aday çıkartmıyorsa, aday vermiyorsa, başka partiye oy vereceğim diyorsa, Türkiye'nin başka illerindeki yurttaşlarımız da o partinin adaylarına oy vermesinler. Evet. Efendim, CHP için düşündüğümüzde bakıldığında, yani sonuçta CHP'de İYİ Parti ile bir işbirliği ya da ittifak, güç birliği adı bazen farklı konulabiliyor. Orada da aynı şey söz konusu diyebilir miyiz? Yani diğer tarafta Cumhur İttifakı'nda farklı, Millet İttifakı'nda farklı. Cumhuriyet Halk Partisi her yerde aday çıkartacaktır. Yani ben gözlemlediğim, gördüğüm
Net bir bilgi verilmedi bize henüz. Ama 6 Aralık'ta parti meclis toplantımız var. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmaları yürütüyorlar. Genel merkezimiz bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü, en eski partisidir. Dünyanın en köklü partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi öyle diğer partilerle karıştırmak yanlış olur diye düşünüyorum. Efendim bir de soğan konusu var. Rekabet Kurumu'nun evet. yapmış olduğu bir şey, yani yaptığı bir rapor var. Ortaya koyduğu bir rapor. Evet. Öncesine dayanıyor. O raporda aslında depolama yok diyor. Rekabete aykırı bir şey yok diyor. Hı hı. Ama hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Hazine Bakanı'ndan işte buna göz açtırmayacağız. Şey vermeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz, açıklamaları evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ekonomik krizin sebebi olarak şimdi soğan üreticileri gösteriyor ya. Yazık ya. İşin içinden sıyrılmak için bu defa da gariban köylüyü, çiftçiyi buldular, soğan üreticisini buldular. İşi oraya yıkmak istiyorlar, algı yaratmak istiyorlar. Bakın raporda ne diyor? Diyor ki, ekili alanlar azaldı, zirai hastalıklar arttı deniyor. 2012-2017 yıllar arasında 14.670 hektar soğan ekimi azalmış deniyor. Sayın Bakan stokçuları takip edeceğini açıklamış. Sayın Bakan stokçuları takip edeceğine devletin hazinesini soyan, ekonomik krize sebep olan hırsızları takip etsin. Hırsızlara yer vermesinler. Soğan meselesinde asıl sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Soğan piyasası düzenlenemiyor. Benim ilimde de soğan ekimi vardır. Belli insanların, belli çiftçilerin geçim kaynağıdır soğan. Soğan piyasası düzenlenemiyor. Bazı yıllarda soğan ekimi azdır. Bir anda soğan fiyatı artar. Bir yıl sonra çiftçi soğan eker. Bu sefer de soğan fazla olur. Fiyat düşer. Burada bir paralel bir şey vardır, döngü vardır. Az ekilmişse fiyat artar, çok ekilmişse fiyat azalır. Ama bu soğan piyasasının düzenlenmesi gerekiyor. Ne zaman ne kadar ekilecek? Hangi arazilere ne kadar izin verilecek? Bir şekilde bir piyasa düzenlemesi şart. Bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Girdiler çok pahalı. Yem ortada. Ya affedersiniz, gübre ortada. Mazot fiyatı ortada. Çiftçi zaten perişan durumda. Ondan sonra diyorlar ki vay efendim soğan fiyatı arttı. Girdi pahalı. Ekim alanını azaltmışsın. Bütün suç sende. Ondan sonra çıkıyorsun gariban soğan üreticisine çatıyorsun. Suç 16 yıldır memleketi yöneten AKP hükümetindedir. 16 yıldır iktidar biz değiliz ki. Eğer soğan fiyatı böyle arttıysa, eğer gerçekten stokçuluk varsa suçlu sensin kardeşim. 16 yıldır devleti sen yönetiyorsun. 16 yılda stokçuluğu bitiremediysen ne işin var o koltukta? Hemen kalk git o koltuktan artık. Hem suçlu hem güçlüler. Türkiye'yi bu noktaya kendileri getiriyor. Ondan sonra dönüyorlar başka şeyler söylüyorlar. Utanmasalar İsmet İnönü yaptı diyecekler. Bakın çok ciddi söylüyorum. Utanmasalar bu stokçuluğun sebebi de İsmet İnönü diyecekler. Tuhaf bir hükümet, tuhaf bir durum. Bütün suçlarını başkalarının üzerine atmakla meşhurlardır. Kendileri yaparlar her türlü yanlışı. İşin içinden sıyırmak için de oraya buraya iftira atarlar. Ama unutmasınlar ki iftira dinimizde de günahtır. Çok büyük günah işliyorlar. Kul hakkı alıyorlar, kul hakkı. Hani diyor ya, neyle gelirsen gel affederim ama kul hakkıyla gelme diyor ya. Bunların aldığı kul hakkının haddi hesabı yok. Evet. Efendim bir soru daha var. Koalisyon tartışması gündeme geldi. İttifaklarla. Koalisyon var zaten şu anda. Türkiye şu anda koalisyonla yönetiliyor arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi biz koalisyon dönemini bitireceğiz demişti. Koalisyonlar dönemini bitiriyoruz demişlerdi. Aman ha aman başkanlığı getiriyoruz koalisyon olmayacak demişlerdi. Ya hemen şurada genel kurulda görüyoruz. AKP-MHP koalisyonu var. Türkiye'de şu anda AKP-MHP koalisyonu vardır. Yapılan bütün yanlışların altında AKP'nin imzası vardır. Yanında yandaşı destekçisi MHP'nin de imzası vardır. Türkiye AKP-MHP koalisyonu tarafından yönetilmektedir. Hiç öyle koalisyon yok falan demesinler. Biz koalisyon devrini sona erdireceğiz. Koalisyon krizdir diyenler bugün Türkiye'yi koalisyonla yönetiyorlar. Teşekkür ediyorum. İttifak deniliyor. Yani ittifak yapıyoruz. Koalisyon değil. Ya adına ne derlerse desinler. Ama koalisyon var. Ya yani onlar istediği kadar söylesinler. İttifak desinler. Herkes işin farkında. Tüm dünya işin farkında. Vatandaşlar farkında. Koalisyon olmasa Milliyetçi Hareket Partisi Ankara, İstanbul, İzmir'de aday çıkartır. Koalisyon var ki aday çıkartmıyor. MHP il başkanlıklarına kaç kadro veriliyor? Bunu soruyorum. Yani koalisyonlarda
partiler kadroları paylaşır ya. Geçmişte böyle oluyordu. E şimdi bakıyorsunuz bir ilde 50 kişi işe alınacak. 20 kişi MHP'den 30 kişi AKP listesinden alınıyor. Kura mura da hikaye. Kura falan çektikleri de yok. MHP'li başkanlığı liste veriyor, AKP'li başkanlığı liste veriyor. Oradan işe alınıyorlar. Bundan hala koalisyon var mı? Türkiye şu anda koalisyonla yönetiliyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii Afşin Elbistan Termik Santrali'nin sorununu dile getirirseniz mutlu oluruz. Arada kaynamazsa. Teşekkürler, tekrar saygılar.